Bu akşam şimdi çok iyi bir bölüm var ve bölümün ipuçlarına gideceğiz. İpuçların sonunda da malum bir kavga var. Bir de Ogeday'la yorumluyorum bunu. Şimdi ipuçlarını izliyoruz. Bu iki gündür takımda inanılmaz bir motivasyon var. Başa baş, kıyasıya ya herro ya merro. Yapacak bir şey yok. Ödüllerin hepsini süpürmek istiyorum. Acımaya yer yok çünkü acınacak hale geliriz bu sefer. Bu ödül oyunu bizim çıkış ödülümüz olacak. Bugünkü oyunun ödülü açık arttırma. Tatlılar, tuzlular, içecekler bunların hepsi olacak. Yemeği koyacağım. Açık arttırmayı kim alırsa o yemeğin sahibi olacak. Her şeyden ortaya koyuyorlar bugün. Bas, bas. Hadi Mert, hadi devam, 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 devam. Başa baş geliyorlar. Ön takım öldü. Kritik bir nokta şu anda oyun için. Bu avantajla yarışmayınca parkura ısınamıyorsun, böyle oluyor. Kazanmak için değil yani, kazanmak için çıkıyoruz ya. Sen mi deneyeceksin parkuru, ben denemeyeceğim de peki? Ben sıkıldım seninle tartışmak. Ya orada, oğlum niye atlıyorsun o zaman? Tamam. Atlama lan o zaman! Ya, atlama oğlum! Atlama oğlum! Allah'ım ya! Otur. Bugün belki de Survivor'ın kaderinin değişeceği bir gün olacak. Çünkü Meryem Survivor'a devam edemeyecek. Gerçekten çok üzgünüm. Şimdi ne olacak? Şu anda yapacağımız tek şey var. O da ünlülerden bir yarışmacının gönüllüler takımına geçmesi. Evet, Mert'le Barış'ın birbirlerine yükseldiği, kavga etmiyorlar da birbirlerine yükseldiği diyelim, görüntüler var ve acil durum konseyi var. Belli ki bir konsey alanında yine toplanılmış. Çünkü cuma akşamı bölümünde biz konsey izlemiyorduk. Bu konsey olduğuna göre bir oylama olabilir gibi bir düşünce var bende yine de. Sen ne diyorsun hem görüntülerle ilgili, kavga görüntüleriyle ilgili hem tekrardan konseyle ilgili? Şimdi şöyle, Mert abinin orada işte avantajı alamadık, parkura işte ısınma falan filan muhabbetleri oldu ya. Hı hı. Oradaki muhabbette söyleminde herhangi bir şey yok. Adam kendince, ben kendimi böyle daha iyi motive hissediyorum. Hani avantajı alsaydık, ısınırdık falan filan. Avantaj önüne oynamak. Avantaj önüne çıkmak bir avantaj sağlıyor yarışmacıya. Tamam. Yani avantajı sen kaybetsen de, mesela Ogeday olarak çıkmışsın, parkuru tanımışsın. Ama tanımışsın. Ondan sonra parkurda rahat rahat oynuyorsun. Aha. Ama şimdi Gökhan da aynı takımda. O avantaj önüne çıkmamış. Durum Mert 7-7. Yarışmadan durum 7-7. Evet, evet. Gökhan ilk defa parkura çıkıyor. Tamam. Karşısındaki adam belki de üçüncüyü oynuyor. Şimdi bunu ben de çıksam, hani beni de o avantaj önüne sokmasalar, ben de bench'te otururken, saçımı üstümü düzeltirken, yani keşke avantaj önüne çıksaydım, parkuru tanırdım, ısınmış olurdum demek kötü bir şey değil. Yok, haklı da bir şey. Haklı da bir şey. Burada Barış'ın, şimdi Barış haksız, sonra Mert abi daha haksız. Barış diyor ki ısınmak için değil, kazanmak için çıkıyor. Şimdi bunu söylemeye gerek yok. Hani buraya böyle bir cümle sıkıştırmanın bir anlamı yok. Tamam, biraz şey olmuş olabilir ama zaten bu adamla bir şeyin var. Eksiler havada uçuşuyor. Bunu arkadaşına söylesen o bu kadar şey yapmaz, sinirlenmez. Ama bu adama söyleme bunu. Bu çünkü onu alevlendirecek, kışkırtacak bir şey. Nitekim de Mert abiyle sinirleniyor. Ama anlamadığım şey, böyle böyle konuşurken ben parkura çıkacaktım, sana ne lan diye birden masaya vurmasın, bench'e vurmasın, anlayamadım yani. Hani sakin bir ses. Bir de kendini haksız duruma düşürüyor. Bir de birden yani, anladın mı? Hani şey oldu. Sinirleneceğim, kızıyorum. Dur, bu yetersiz kaldı, hemen bir şey, hemen vurup sesimi yükseltmem lazım. Böyle bir şeye gerek yok. Hani bu üstünlük kurma. Herkese çok haklı olduğu bir davada değil mi? Ya, evet, haklısın zaten. Yani kardeşim, ben ne var bunda? Hani ben ısınacağım. Hani ben bunun böyle adapte olabiliyorum. Böyle sayılarda başarım daha çok oluyor. Öyle hissediyorum da diyebilirsin. Kim böyle cevap verse, biz burada şu an Mert abinin güzel cevap vermişliğini konuşacaktık. Barış'ın da niye böyle bir şey sorduğunu ve söylediğini konuşacaktık. O yanlış yaptı. Barış sadece ben seninle artık tartışmaktan sıkıldım diyor yani. Ekstra bir şey demeden Mert inanılmaz bir şekilde öfke kontrolünü yapamayıp. Takımın kazanması daha önemli. Avantaj önünde. Onu önce söylüyor, sonra yani Mert'in asıl böyle sinirlenip ayağa kalktığı yerde sadece Barış'ın dediği ben artık seninle tartışmaktan sıkıldım diyor. Ya tabii şimdi olaya tek bu gözle bakarsak yani başka bir şekilde yorumlayabiliriz. Ama bunun çok önceleri var ya.
Bunlar devamlı her şeyle tartışıyor. Bu arada bundan önceki yani ilk bir ay iki avantaj oyunlarına da Mert zaten kendi isteyerek çıkmıyordu yani. Bunu da söyleyeyim. Bir hafta. Evet. Yani, o bir hafta sakat olduğunda çıkmıyor. Ama ondan sonraki tamam da. Ama ondan sonra da mesela bu hafta. Avantaj oyuna çıkıp çıkmak da biraz aslında yani takımın oylaması. Orada yani bütün kızlar, erkekler beraber toplanıp beraber karar veriyorlar tabii yani. Yani burada o zaman Mert bütün takıma da bir laf etmiş oluyor yani. Evet zaten. Çıksın o zaman. Ediyor. Çıksın. O zaman bölecekler bunu. Böldürecek. Öldürecek, orada aramayacak. Ama bu hala oyun alanında o hakkı arayamazsın. Bir dakika, bu fragman değil mi? Evet. Yani belki başka... fragmanın başına dedi ki ben oynamak istiyorum dedi. Belki zaten bunu hafta boyunca dedi. Hafta boyunca dedi bunu. Yani oyunlarda oynatılmadı. Hafta boyunca oyun alanında hiçbirbirimizi bozmayalım, hiçbirimizi bozmayalım. Aman adada konuşalım diyen her zaman Mert oyun alanındaki en büyük kavgayı çıkartıyor. Yine kendiyle çelişiyor kısacası. Tamam, orası öyle. Ama bak şimdi avantaj oyuna çıkma konusunda Mert %100, %99 değil, %100 haklı. Avantaj oyuna çıkarılmıyor. Bir şekilde çıkarılmıyor. Bu da böyle bir şey değil. Yani Mert'le Berkan arasında, Mert'le Barış arasında, Mert'le Perviz arasında saniye olarak dağlar yok. Tamam. Çıkabilir. Ve bence avantaj oyununun olması gerekeni şu. Gönüllüler takım için konuşmuyor. Gönüllüler takımında başka bir şey söz konusu. Ceyhun'un çıkarılmasına karşıyım mesela. Hı-hı. Çünkü takımı yavaşlatıyordu. Evet. Ama ünlüler takım için konuşuyorsak 6 tane erkek yarışmacının 3'ü mü çıkacak? Döndürebilirler aralarında bunu. Hı-hı. Sıraya bağlayabilirler. Evet. Sıraya evet. bağlayabilirler. Çünkü bir gerçekten yarışmacıya avantaj sağlayan bir şey. Kesinlikle. Sen ama devamlı Mert'i dışarıda bırakırsan Mert bunu da söylenmekte haklı. Aa, doğru yer mi, doğru zaman mı orasında sana katılıyor. Orada söyledi. Ama Mert'in söylediği değil. Şey doğru. Yanlış değil. Ses tonu, üslubu hiç yanlış değil. Adam güzelce söylüyor. Keşke çıksaydım, ısınmış olurdum, daha motive olurdum diyor. Ama bunu keşke işte belki de kaybettikten sonra demiyor. Söylemeseydi.